Merhaba dostlar, yine birlikteyiz, yine mutluyuz. Bazıları mutluluk verici, bazıları üzücü de olsa yaşanmış olayları hemen karşınıza getireceğiz. Tıpkı bugün gibi o günü yeniden yaşayacağız. Hakemin bayrağı, hakem devam diyor. Kale ağzında pozisyon, Pele dokundu, üçüncü gol. Brezilya 3-1 önde. Değerli izleyenler, bugün gerçek anlamda bir efsane ile birlikteyiz. Bizi kırmadılar, geldiler. Türk televizyonunun, Türk sunuculuk tarihinin en önemli ismi, bizim için hala çok genç olan bir isim, Sayın Halit Kıvanç üstadımız, davet ettik. Kendileri de lütfettiler, bizimle birlikte oldular. Ben 1960'lı senelerin sonuna doğru 68-69, televizyon 68'de resmi olarak yayına başladı TRT'de. Evlerimizde televizyon yoktu. Bazı televizyon satan firmalar sesli olarak bu yayını vitrinlerine koydukları televizyonlarla yapıyorlardı. Bazı mağazalar da sessiz olarak, ses sistemleri olmadığı için sadece vitrinlerine koydukları ekranlarda televizyonu göstererek o yayını aktarıyorlardı. Hiç unutmuyorum, bir gece üstümüze kar yağarken, yağmur yağarken televizyonun karşısında Ankara'da bir vitrinin önünde çok sayıda insanla birlikte Halit Kıvanç Bey'i izledik. Halit Bey o zaman bir spor programı yayınlıyordu. Ama o kadar güzel konuşuyor, o kadar canlı bir biçimde onu sunuyordu ki ben bugün bile belki televizyonlarda o kadar dinamik, o kadar içerikli bir program bulamıyorum. Şimdi Halit Bey, İstanbul'da doğdunuz, hukuk fakültesini bitirdiniz, evet, ve hakim oldunuz. Doğru mu efendim? Evet. Peki. Sonra Anadolu'ya gittiniz. Birkaç sene, birkaç ay hakimlik yaptınız. Birkaç ay sadece. Yedek subaylığımı yaptım, bitirdim. Ve çektik, kura çekiyorlarmış bakanlıkta. Hakimliğe, yargıçlığa tayin edildim. Fakat gidişim büyük bir faciaydı. Önce o zaman çok az olan Türk Hava Yolları'nın uçağına binip İstanbul'dan Diyarbakır'a gittim. Ama ondan sonraki taşıtlarım, uçaktan indik. Uçaktan otobüsle şehre gittik ama ondan sonra hayvanlarla, katırlarla ondan sonra gelindiniz. Bir yere geldik. Benim tayin edildiğim ilçe yeni ilçe olmuş. İlk Kadıköy'den bir genç arkadaş kaymakam. Ben de İstanbul'a Fatih'ten genç arkadaş. Oraya gidiyorum ilk defa ve ne kadar kaldınız orada? Hayır, gitmemi söyleyeyim önce. Geldik, indik. Oradan vasıta sorduğumuz zaman atlar gitmiyor. Çünkü at nazik bir hayvan. Kenardan daracık yol, sola gittiği zaman uçabilir, kaç metre dağdan düşüyorlar, ölüyorlar. Evet. Eşek inatçı, evet. Eşek de kaçıyor. Sonunda katırı buluyorlar. Evet. Katır en uysal hayvanmış. Ve de bir ayağını bastığı zaman sağlam ama öbür ayağını getirir ondan sonra. Bunları orada ilk öğrendim. Katır sırtında dedim. Evet dediler ya, çok değil. Arada da gece köyde kalırsınız. 8-9 saat o katırın üstünde. Gittim. Gittiniz. Çünkü beni tayin ettikleri, peki, yer o zaman doğudaki biraz olay çıkan yerlerden biri ve otel falan değil zaten. Tek tek birkaç dükkan var. Öyle otel falan yok. Oradaki bir baba yaşlı ama ailesi falan. Sizi orada barındırdı. Hakim Bey'e iki odasını, alt kattaki işte iki odayı bunu veririz Hakime Bey'e demişler. Ben oraya gittim. Çok gençtim. Evet. Üstelik. Evet. Hani bir süre mahrumiyet kaldınız. Bölgesi derler ya. Evet. Bir numaralıydı bana sorarsanız. Bir numaralı mahrumiyet. Ancak 3 ay kalabildim. 3 ay kaldınız ve sonra döndünüz, avukat döndüm, oldunuz bu defa. Avukatlığa gittim. Aa bak, avukatlığımın hikayesi. Ben kitaplarımda falan, evet, çok ne mizahlar bana verdi.
Çünkü avukatım, fakat ne kadar eş dost akraba varsa hepsi bütün davalarını bana getiriyorlar. Çünkü para isteyecek halde değilim. Yeni başlıyorum. Evet. Fakat bir davaya girdim ve borç, sanık kalktı borcu ödemesi gereken kişi. Ödedi parayı. Hayır, hakim bey dedi. Evet, elinde. Ben dedi şey dememiştim. Temin ettim parayı. Veriyorum. Hakim döndü. Dava düşmüştür. Güle güle avukat bey dedi. Evet. Sağ olun. İkinci davaya girdim. İkinci davada ona benzer bir başka durum vardı. Geldi adam, o da ona. Dedi ki efendim, ben bizim evden çıkmıyor. Benim bana lazım bu ev, paramı da ödemiyor dedi. Adam kalktı, efendim benim işim bitmişti, onun için işsiz kaldım, parasız kaldım. Oradan çıkıp abimin yanına taşınıyorum. Onun için evi bugün boşaltıyorum dedi. Avukat, hakim döndü. Avukat bey, dava bitmiştir dedi. Ben gene teşekkür dedim, gittim. Üçüncüsüne gittik. Üçüncüsünde ben artık bir, iki hak oyunu, üçtürü bekliyorum ben. Ve ona girildiğinde baktı filan yazıya hakim. Ya boşuna niye getirttiniz insanları? Efendim davadan vazgeçilmiş dedi. Dava bitmiştir. Ha, pardon, ben ha bitmiştir dedi. Ben elimi kaldırdım. Evet. Avukat bey dedi. Ben çok gencim. O da yaşlıca bir zattı. İlle dedi dava mı olsun istiyorsunuz dedi. Evet. Evet efendim, olmazsa avukat avukatlığını yapamıyor dedim. Ama ben şimdi veda edeyim size de. İnşallah yolda görürsek selamlaşırız. Niye dedi? Baroya gidiyorum avukatlık ruhsatımı vermek için dedim. Espri zannetti. Hakikaten baroya gittim, avukatlık verdim. Peki, spikerlik nasıl başladı? Efendim? Spikerliğiniz nasıl başladı? Hayır, şöyle. Ondan sonra ben yazı yazıyorum filan. Abim de biraz neşeli filan insandır, espriler. Böyle şeyler derken bir... Önce gazeteciliğe başladınız. Arkadaş vasıta oldu, bir dergiye böyle dışarıdan yazı yazıyorlar. Ben hatta ne Kanarya diye isimlen şey ettim ve sordular niye Kanarya? Ya ben sarışın kızları seviyorum da onun için dedim, Kanarya dedim evet. Falan dedim. Ve güldüler müldüler o zaman. Ve birden başladım yazı yazmaya falan derken gazete dedik, gazeteci olduk, yazı yazdık. Fakat bunların arasında radyoya skeç dinliyoruz. Yazıyorsunuz siz o zaman. Skeç dedim, deneyeyim, yazabilir miyim dedim. Evet. Yazdım. Dediler ki radyodan skeç, peki ama skeçin takdimcisi var bir tane. Evet. Efendim İstanbul'da bir evde şu oluyor bilmem ne diye anlatacak. Sen bunu anlatamaz mısın? Hiç denemedim dedim. Deneyelim dediler radyoda. Saygılarla şu anda rahmetle anıyorum. O kadar çok isim var ki birini tabii, sayıp öbürünü tabii, unutursam tabii, hepsini saygıyla anıyorum. Tabii. Bana dedi ki hadi dedi, evet dedi. Ve ben orada efendim bilmem niye gittik, şunu gördük. Odadan giren kadın çok heyecanlıdır. Bakalım bu kadın heyecan nereden geliyor derken onlar başlıyorlar ondan sonra oynamaya oyunu. Evet. Piyesimi sunan kişi olmaya başladım. Sunuculuğa ilk adımım öyle derken o iş gelişti. Seneler birbirine eklendi. Fakat bu arada işte yazarlık, gazetecilik o zaman şimdi üniversiteden gençler... Çok uzun yıllar futbol anlattınız radyolarda. Çünkü bizim mahallede başka oyun yoktu. Abiler, ha ben şunu söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca evet, dolaşmış her yeri, bakmış en çok... Fatih denen değil, başka bir isim. Sen. O semti çok beğenmiş. Buraya benim ismimi verin, buranın adı Fatih olsun demiş. Ben de oradaki bir evde doğmuştum. Evet. Ve o arada işte orada eşler, dostlar falan şey derken okul gidiyor, bilmem ne yapıyor. Bir takım işler, şunları bunu yapar mısın, bunu işlerken işte hukuk, avukatlık, evet, mavukatlık dedik. Fakat bu arada da bir arkadaş... Ya sen espri yapıyorsun, onu oraya yazmıyorsun dedi. Peki, futbol spikerliğine nasıl başladınız? Bizim mahallede futboldan başka oyuncak yoktu. Çünkü Fatih o zaman açık evet, arsa var, saha yapılmış oraya, abiler kale yapılmış, Fatih İdman yurdu, sahası, evet, stadyum. Onları seyrederdik. Onları seyrederken kenarda ve futbol ilk...
Sait Çelebi başta birçok ilk radyoda maç anlatmalar başladı. Evet. Fakat onları öyle anlatırlar. Ben de o maçlarda abiler oynarken kenarda... Anlatır mıydınız? Evet, onları anlatırmışım diyeceğim. Çünkü çocukken topalda Ahmet vurdu bak filan derdim. Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetin Rober, Erol Suat, Necmi Lefter, Burhan 11 ile gerçekten mükemmel bir futbol sergiliyoruz. İşte hemen ataktayız. Pas, Suat ve gol. Türkiye 1, Güney Kore 0. Bu spikerlik yaparken karşılaştığınız güçlükler nelerdi? Mesela o sahadaki oyuncuları görmek. Şimdi insanlar maç anlatırken bile televizyondan izleyebiliyorlar bunu. Sizin için o zaman kısıtlamalar nelerdi? Bir kere az futbolcu vardı, az takım vardı, az meşhur insan vardı. İkincisi, bunu ben çocukluktan itibaren, yazı yazmayı öğrendiğimden itibaren not alma diye bir hastalık bana büyüklerimden gördüm. Bu çok önemliydi. Evet. Bakın şurada sizle konuşacağımızda bu benim kitaplarımdan biri. İçinde notlar var. Bu konuştuklarımda unuttuğum bir şey oldu mu artık yaşım çok ilerlediği için rahatça çevirip buraya bakıp 1900 bilmem kaçmış diyebiliyorum. Peki televizyon başlayınca size davet mi geldi? Yani gelin şimdi televizyonda program değil, yapın radyo diye. Radyo önce. Evet. Radyo. Ve ondan sonra bir gün radyonun bir şeyinde ben radyoya piyes yazıyorum. Bu piyesin içinde giriş var. Bu girişi kendin söylesene dediler. Derken bir tane sporlu yazdım. İçinde de bir maç kısmı var. Dediler ki yani o aradaki maçı da anlatıver şimdi ona bir şey etmeyelim. 3-4 satırlık bir şey. Ahmet topu aldı falan. Ya pekala iyi dediler spordaki abiler vardı. Gel deneyelim seni dediler. Ben 3 gün sonra kendimi karşıda buldum böyle. Spor anlatmaya başladınız. Tepeden inmeye başladım. Evet. Ama gazetede gidip yazımı yazıyorum. Fakat bir de fıkra ve mizaha düştüm. Mizah fıkra yazıyorum. Ama onlardan peki, çıkıp hemen spor servisine. Bu mizah ve fıkra size nereden geldi? Efendim benim abilerim, bilhassa büyük abim. Şehir tiyatrosu filan bu büyük... Çok yakın arkadaşlarıydı. Giderdi onlara. Yahu Kemal gel Allah rahmet eylesin. Çık derlerdi. Hayır ben aile içi komedyenim çıkmam. Gayet güzel espriler bulur. Fıkralar uydurur filan. Yani aile... Ama ne gazetede yazmak ne sahneye çıkmak. Bütün arkadaşları hepsi sahneye çıktı. Oynamanın maliye memuru olarak yıllarca ama babamı kaybedince benim okumamı temin etti. Bravo. Bana yardım etti. Bravo. Onlar abiler, yani, nur içinde yatsınlar. Yani mizah aileden gelen bir kültür sizde. Evet, tabii aileden onlardan. Gelen. Ben ama onları okulda ve de bizim zamanımızda komedyenler başladı. Fatih Şehzadebaşı'na giderdik. Fatih'te naşiti bilmem daha bir dolu o zamanın ilk, yani ilk komedyenleri bana seyrettirirdi abim. Evet, onları seyrettirdi. Onun çok etkisi peki, oldu. Peki. Televizyona geçtiniz. Değerli izleyenler... Artık televizyonda yani evli barklı baba olan bir insandım. Birisiniz. Değerli izleyenler, televizyon demin söylediğim gibi herkesin evinde olan bir aygıt değildi o zaman. Çok nadirdi. Çok az. Bir apartmanda bir kişinin televizyonu var. Diğer aileler onları, o programları demek istiyorum, izlemek için... O kişiye konuk olarak giderler ve günün birinde Halit Kıvanç bir kavram buldu, bir sözcük buldu. Telesafir. Bunu biraz da çoğalttı. Mesela tele yatı safir. Yani televizyon seyretmeye gelip yatıya kalanlar gibi. Sonra kitabını yazdı. Sonra kitabını yazdılar. Bununla ilgili herkesin bir anısı mutlaka vardır. Siz çok güzel yarışma programları yapıyordunuz televizyonda, spor çok programları şey yapıyordunuz. Yıllarca. Yıllarca sanatçıları sunuyordunuz. Ama radyoda da başlamıştım. Fakat orada, şimdi efendim televizyon çıktı fakat pahalı, çok az kişi veyahut da Avrupa ile ilgisi olanlar
giderken geliyorlar. Bir telefon sokma hakkı verildiydi. Ona bir ceza diyorum. Gümrük mümrük bir şeyler almıyorlar. Televizyonu yahut da neyse şudur. Fakat o televizyon başlangıcında bu sefer evinde televizyon olanlar çok kıymetli oldu. Evet. Şimdi konuşuyorsunuz karı koca ne yapalım? Ayol Mehmetlere gidelim. Orada Ahmet, televizyon var diye. Ama şimdi gittikleri zaman da onlara televizyon var diye geldik ayıp olmasın diye girerler otururlar. Aa sizde televizyon mu var? Biz hiç bilmiyorduk biz sizi özledik de onun için gelmiştik diye. Der ve der ki ondan sonra. Aa televizyon ne güzel falan filan der. Şimdi bunlara bir isim takıldı. Televizyon misafiri. Ben o televizyon misafirini kısalttım. Telesafiri. Derken bir arkadaşım ama geldi bana. Yahu tele misafir dedi. Dedim tele misafir çok güzel. Dur daha kısaltalım. Telesafir yapalım. Derken bu telesafir. Müthiş tuttu. Lügatlara, sözlüklere girdi. Sözlüklere girdi. Evet her... Benim kişisel olarak anım şu, bir eve gittik ve orada Halit Kıvanç televizyona çıkıp televizyon sahibi olan ev sahibine senin hiç aklın yok mu? O televizyonu aldın, bak şimdi bir de 5-10 misafir ağırlamak, onlara çay, evde bir şey kahve, bulundurmak lazım pasta. Misafirler gelecek evet. diye. Ve tabii o zaman babam çok rahatsız oldu, ev sahibi çok rahatsız oldu ama bu daima yıllar yılı devam eden bir espri olarak aramızda kaldı. Sezen, gidenin arkasından konuşulmaz derler ama 83 için ne diyeceksin? Nasıl ne diyeceğim? Ya 83 gitti, nasıldı aran? Herkesinki gibi iyi olduğu zamanlar oldu, kötü olduğu zamanlar oldu. Sevindiğin zamanlar oldu, üzüldüğün zamanlar oldu ve geçti gitti. Şimdi yeni yılda şurada daha birkaç dakikası geçti ya biraz geçti. Henüz daha bir kötülüğünü görmedim. Daha görmedim. Altan Erbulak sizin yakın arkadaşınız. Nur içinde yatsın. Bana göre dünyanın derdim ben de, hadi be sen de filan. Dünyanın en büyük 5 komedyeni varsa biri Altan derdim. Niye? Oturduğu yerde bakar, şu bardağa bakar, şu kitaba, şu masaya. Çık diye ona ait bir espri filan. Gayet şeyli. Ve böyle bir sizin insan. Sizin esprileriniz spontane miydi? Önceden hazırlıyor muydunuz? Onu söyleyeceğim. Muydunuz? Biz hazırlanırdık bir şeyi. Fakat birbirimizi görüp konuşurken her seferinde 3-5 deyim falan çıkarırdık. Mesela Halit dün gece ben uyurken, işte uyumaya yatarken hatırıma geldi. Bilmem niye bilmem ne esprisini yapsak falan. Biz çıkıp öyle bir espriler falan yapardık ki. Evet. Ve tamamen yani orada doğmuş bu o doğma. An. Tabii tabii. 1 numaralı piyano ustası yılbaşı eğlencemizde. Sahnedeki sanatçıları sundunuz, evet. Televizyonda ve sahnede. Tabii. Bunların içinde size en çok etki eden kim? Şimdi efendim, ben şöyle şanslıyım. Türkiye'de isim yapan öyle büyük insanlar var ki, birçoğunun ilk sunucusu seferinde, sizsiniz. İlk kurulmuş. Evet. Evet. Ben bir genç kız bir yerde, bir aile içi. Ya bu ses ne güzel falan filan. Gel dedim ve gittim. Rica ettim falan. Oradakilere bilmem neye. Ya bu kıza işte büyük şey yapılacak. İstanbul bir şehrimizde. Mühim değil. Ve o kızı alıp götürüp bir sanatçılar çık. Ne olur dedim sen üç yerine iki şarkı söyle de bir tane de ona filan. Çıkarıp söylettim. Evet. Bugünün çok büyük isimlerinden biridir. Ama şöhret olarak sadece büyüktür. Evet. Evet. Çünkü... Ben onu oraya çıkartıp tanıttım. Şimdi yıldönümleri yaptığı zaman davet edilmeyenler listesinin başında ben varım. Niye kızdırmışım? Onun gibi böyle birkaç tane var büyük ama diğer bir takım isimler saymayayım ama. Evet. Birçok büyük insanın ilk çıkışlarının sunuculuğunu yapmanın ben mutluluğunu yaşıyorum. Çok büyük bir mutluluk. Onlar ama mesela bakın rahmetli anıyorum Zeki Müren. Bir yere gideriz kuliste çıkılacak. O demin böyle yıkan, beraber ki kapıya geliriz, Halit abi lütfen. Şimdi birçok sanatçı öyle evet. ünlü, beraber gittiniz mi? Geçerler, siz arkadan. Kalırsınız. Bana
Halit abi bir dakika müsaade et de çıkalım demiştir sahneye. Ama Zeki Müren Halit abi lütfen derdi. Yani, ve sahneye çıkardık. Halbuki sahneye çıkmamız niye lazım? Çağıracağız o insanı, ismini söyleyeceğiz. Evet. Ama birkaç kişi vardır, bugün de var gene. Mesela bir dakika Halit abi der, çıkar, merhaba Halit abi hadi gelip sunsana. Peki. O benden evvel kimse çıkamaz diyenler de var. Kapatırken diyecektim bir kısa sözcük ne dersiniz? Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz? Hangisi olur acaba? Efendim, Türkçedeki en uzun tekerleme belki bu. Yalnız daha önce arzu ederseniz, kıymetli seyircilerimize tekerlemenin içinde geçen sözcüklerin bazılarını izah edelim. Evet, dinliyorum. Şinik. Şinik, şinik bir ölçek. Evet, bir ölçek. Şinik bir ölçek. Kekere mekere. Kekere mekereyi duyduğumu bilmiyorum, ne olduğunu da bilmiyorum aslında. Ben de duydum, ne olduğunu görmedim. Zannediyorum ki kuş yemi nevinden bir bitki veya bitkinin tohumuymuş efendim. Evet. Bir de boz ala boz başlı pis porsuk var ki tarlalara çok zararlı bir muzır bir hayvancık. Adı üstünde pis adı porsuk üstünde, olduğuna evet, göre evet. Tarlalara dadanıyor ve yerle yeksan ediyor. Bir temennim var şu anda, bu canım programımıza, sarmaşığımıza dadanmasın. Katılıyoruz. Evet, o zaman dinliyoruz bu uzun tekerlemeyi. Peki efendim. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuğa demiş ki, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsukum demiş. Oh! Programı bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Ama bir dakika ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Ben şöyle bir olay, karımın en güzel esprisi bana çok yardımcı olmuştur. O 60-70 sene. Şimdi eşinizle siz 60 küsur yıllık evlisiniz. Ya, evet. Bu müthiş bir şey. Oğlum 60 sırrı yaşında. Sırrı ne bu kadar uzun evliliğin? Vallahi onun elinde eczacı, eczanesi vardı. Ondan sonra eczaneyi de bıraktı evde. Bana çok iyi bakan anne şefkatiyle, sevgili yakınlığıyla biz yani dediğim gibi işte kaç sene. Ama siz de herhalde aynı benim, sevgiyi benim, ona duyuyorsunuz. Ben bir takım işleri başarıyla, mutlulukla yapmışsam her şeyden önce bunu eşim Bülbül Kıvanç'a borçluyum. Peki. Tabii. Efendim bugün televizyonu nasıl buluyorsunuz? Artık çok kalabalık, şimdi çok kanallı. Bakın, televizyon bizim ilk zamanlarda o kadar ilkel çalıştık ki yani inanmayacaksınız. Benim bu arada yurt dışında çalışmalarım var. Bir yıl İngiltere'de, İngiliz televizyonda, radyosunda da çalıştım. Almanya'da, İtalya'da çalışmalarım falan oldu. 20 Dünya Kupası oynandı. 10 Dünya Kupası'nı ben Türkiye'ye radyo ve televizyonla nakleden kişiyim. Anlattınız, evet. Bunların hepsi bana büyük mutluluk veriyor. Fakat şunu söyleyeyim. Sunuculuk o kadar değerli bir meslek ki bir kere herkese yaklaşıyorsunuz, evine giriyorsunuz. Aynı şekilde hala devam edebildiğim için de Ulu Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Efendim, biz de... Bir de bir şey daha var. Buyurun. Ben mesela bu kadar yıl maç anlattım, spor. Evet. O zamanlar ilk başladığımızda mahallemizdekiler, abiler Fenerbahçeli. Biz de Fenerbahçeliyiz falan dedik. Ama bir gün geldi ismimiz olunca bir baktım ki Fenerbahçeli arkadaşlar gidip beni kulübe üye yapmışlar. Çok uzun yıllar, evet. 60-70 sene. Evet. Ve ama ben mikrofona oturduğum zaman, maçta baktığım zaman İngiliz takımı, Rus takımı, Fransız takımı hiçbiri, Fener, Galatasaray, Beşiktaş yok benim için. Futbol takımı var. Ben orada bir doktorum. Bana getirilen hasta. Objektif bir biçimde. Hiç objektif. Bundan da hayatta en büyük övündüğüm. Ama takımım başarılı olursa mutlu olurum. Ama başka mutluluğum da var. Şimdi
isim söylemeyeyim ama Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın çok büyük yıldızları, evet, en büyük yıldızları dünyanın, evet, yani hepsi bir yana bırakın, evet, Metin Oktay, evet, bilmem Turgay, evet, Baba Hakkısı, evet, yani öyle insanlar, birçok Şükrü Gül, evet, yani tek tek şey etmeyin, evet, Fenerbahçeli futbolcular kadar benim için kutsaldır, kıymetli, değerli, abimdir veya arkadaşımdır, evet, oğlumdur, evladımdır, evet, onun için ben ondan övünüyorum. Ben seyircimin televizyoncusu, dinleyicimin radyocusuyum ama yalnızken bir renkleri isteyebilirim. Fakat futbol anlatmak için oturduğum zaman, Avrupa'da da çok anlattım ve bu sayede de büyük bir şey oldu. Dünyanın gelmiş gitmiş en büyük futbolcusu, Brezilya şampiyon en büyük oluyor, bütün herkes gidiyor. Brezilyalara röportaja gittik, hepsinin başında 200-300 kişi. Ya gel dediler, şurada yedek oyuncu var, Dünya Kupası'nın, evet, ikinci kısmında oynayacak. Gel dediler, burada bundan konuşturalım seni. Gittim, tercümanla filan, işaretle konuştuk. Kendi halinde bir oğlan. Oğlan çıktı, bir oynadı. Birkaç gün sonra bütün dünya ondan bahsediyordu. Adı Pele'ydi. Pele ile bir arkadaş olduk. Ben onunla, çünkü benden önce Brezilyalılar dahil Pele ile konuşan yoktu. Bir gün Brezilya Büyükelçisi telefon etti İstanbul'a. Ya Halit Bey, senden geçilmiyor gazeteler. Pele basın toplantısı yapmış. Evet. Benim resmim verip benim şeyimi anlatmış. Nefis bir, bir şey. Bir Türk demiş böyle. Ve Türkiye'ye geldi, 10 gün kaldı. Büyük şey. Ondan sonra ama tabii Türkiye'de, evet, birçok benim en büyük unutamadığım futbolun bana verdiği bu hediye, efendim, odur. Çok teşekkür ederiz. Lütfettiniz. Vallahi çok mu uzattık, kusura bakmayın. Çok güzel oldu. Çok güzel konuştuk. Efendim. Biz de sizinle büyük mutluluk duyuyoruz. Onur duyuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Televizyonu severim. Sizin gibi dostları severim. Sağ olun. Futbolu severim. Memleketimi, Türkiye Cumhuriyeti severim. Evet. Büyük Atatürk'ümü, tabii, ve onun yarattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olduğum için de mutluluğumu severim. Biz de çok mutluyuz. Ve seyircimi, dinleyicimi kendimden çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bugün Türk Radyosu'nun, Türk Televizyonları'nın, Türk Futbol Tarihi'nin efsane sunucusu, büyük üstadımız Sayın Halit Kıvanç'ı ağırladık. Kendisiyle anılarını, Türkiye'de televizyonun gelişimini, radyoyu ve futbolu konuştuk. Öyle anlaşılıyor ki Halit Kıvanç bildiğiniz gibi değil. Merhaba dostlar, yine birlikteyiz, yine mutluyuz. Bazıları mutluluk verici, bazıları üzücü de olsa yaşanmış olayları hemen karşınıza getireceğiz. Tıpkı bugün gibi bugünü yeniden yaşayacağız. Hakemin bayrağı, hakem devam diyor. Kale ağzında pozisyon, Pele dokunduğu üçüncü gol. Brezilya 3-1 önde.